Şimdi her zamanki gibi. Kaydettim. Aynı enerji vermez değil de solunum tepkimelerinde kullanılmaz da aynı yapıdadır. Bu arkadaşlar organik maddelerin yapısına katılırlar. Düzenleyici olarak görev alırlar inorganik maddeler. Yani mineraller, su, asit, baz, tuz bunların hepsi düzenleyicidir. Çünkü bunlar enzimlerin ve hormonların hem çalışmasını düzenlerler, örneğin su, hem de yapısına katılabilirler. Ben bu arkadaşları yani inorganik maddeleri fotosentezde organik madde üretiminde ham madde olarak kullanabilirim veya oksijenli solunum veya sindirim gibi tepkimelerde ham madde veya yan ürün olarak karşıma çıkar. Şimdi şurada bu geçen sene fen bilgisi öğretmenlerinin KPSS sorusuydu. Bu kadar ayrıntı dediğim gibi sizde beklemiyoruz. Bunu iskelet, kas ya da sisteminde tekrar değineceğim. Normal koşullarda asitler, bazlar, tuzlar, su, mineral, tüm canlılar inorganik zaten canlılar tarafından üretilemeyen demek. Kelime karşılığı budur. Bunları tüm canlılar dışarıdan almak durumdadır ama bazı istisna, belki bilirsiniz laktik asit, çizgili kaslarımız da yapıyor bu işi. İşte laktik asit gibi bazı asit, pirivik asit, laktik asit gibi bazı asit türlerini canlı bünyesi üretebilir. KPSS fen bilgisi öğretmenlerine geçen yıl sordukları soruydu bu. Aşağıdaki yapılardan hangilerinin bazılarını, bazı tür çeşitlerini canlı vücudu üretebilirdi? Cevap asitti. Böyle de bir soru sorulmuştu. İki numara su, su vücudumuzun temel düzenleyicisidir. Vücut sıcaklığının belli bir sınırlar içerisinde sabit kalmasını sağlar. Yine madde taşınmasında, metabolik artıkların seyreltilmesinde ki mesela üre, idrarla dışarıya attığımız üre normalde zehirli bir bileşiktir. Ya da onun ham maddesi ki yine boşaltım sisteminde değineceğiz. Amonyak çok zehirli bir maddedir. Biz bunları ne yapıyoruz? Böbreklerde su yardımıyla, idrara geçerken su yardımıyla seyreltiyoruz. Böylece hücreye, canlıya zarar vermeyecek hale getiriyor. Bunların seyreltilmesi, atılması, yine besinlerin sindirilmesi ki buna hidroliz kelimesi sindirim anlamdadır. Hidrosu, liz parçalama. Hidroliz su ile parçalamadır. Yani sindirimin latincesi hidrolizdir. Ne yapacağız? Büyük bir molekülü, buradaki büyüklük, küçüklük kıstasını az önce söylemiştim. Hücre zarından geçemiyorsa büyüktür. Geçebiliyorsa küçüktür. Hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olan bir maddeyi ben enzimler ve su yardımıyla daha küçük yapı taşlarına ayırıyorum. Burada da yine suyu kullanmak durumundayım. Ortalama olarak 2-2,5 litre su tüketmem gerekiyor. Bunun daha azını tüketirsem öncelikle sindirim ve sindirilmiş besinlerin geri emilimi, hayati organların çalışması vesaire bunların hepsi bu durumdan zarar görür. Burada mineraller kısmını biraz açacağım. Bu genel özellikleriydi. Yani bu saydığım özellikler genel özellikleriydi. Mineraller kısmını biraz açacağım. Çünkü burada minerallerin eksikliğinde ortaya çıkan hastalıklar var. Hastalıklar sorulmuş. Geçen sene vitamin eksikliğine bağlı olan hastalıklardan biri değildir diye bir soru var mesela. O yüzden bu hastalıklar kısmı önemli. Biraz açacağız. Çok özellikle iyot üzerinde ve demir üzerinde biraz duracağız. Minerallerin genel özellikleri az önce söyledim. Enzimlerin yapısına katılacaklar. Yani düzenleyici olarak görev yapacaklar. Kanın yoğunluğunu yani ozmotik basıncını ayarlayacaklar. Kasların kasılmasında ki göreceğiz kalsiyum, sinir iletiminde sodyum, potasyum görev alacak. Vücudumuzda en çok bulunan mineral kalsiyumdur. Ve kalsiyum kemiklerin sertleşmesinde, kemiklerin gelişmesinde etkilidir. Kalsiyumun geri emilmesinde D vitamininin etkisi var. D vitamini ilginç bir bileşik. İşlevsel olarak hormondur. Yapısal olarak steroid yani yağdır ama biz ona vitamin diyoruz. Böyle tuhaf bir durumu var D vitamini. Kalsiyum emilmesinde görevlidir. Yeterli miktarda kalsiyum alınmazsa osteomalezi yani kemiklerin yumuşaması veya cücelik ortaya çıkabilir. Osteomalezi kemikler yumuşar vücut ağırlığının altında özellikle bacaklarda böyle hilal şeklini alır.
Fosfor yine kemiklerin ve dişlerin yapısına katılır. Fosforun eksikliğinde de diş çürümesi en temel belirtidir. Buraya yazmamışım ama siz notunuzu alın. Demir gençler, demirin birkaç tane görevi var. Beslenme kısmında mesela diyeceğiz ki et kaliteli protein alımında ve demir eksikliğinin giderilmesinde et tüketimi önemlidir diyeceğiz. Çünkü senin kırmızı et dediğin şeyin o kırmızı rengini almasının sebebi demirdir. Miyoglobin. Yani protein demir bileşiğidir. Bunun görevi oksijen tutmaktır. Yine kanda al yuvarların oksijenlere bağlanan proteinleri hemoglobin yine yapısında demir bulunur. Ve böylece al yuvarlar bu hemoglobin sayesinde işte oksijene ve karbondioksite ne yaparlar? Bağlanırlar. Normalden az alınırsa kansızlığa sebep olur ama burada bir parantez açmak istiyorum. Kansızlığın tek sebebi demir değildir. B12 vitamini de yine kansızlığa sebep olur. O yüzden genellikle sorularda demire bağlı kansızlık diye belirtilir. Eğer öyle bir şey soracaksa. Ama dediğim gibi B12 de yine kansızlığa sebep olur. Anemiye. İyot mesela sorulmamış, sorulabilme ihtimali olan bir soru. Endokrin sisteminde tekrar değineceğiz. Hemoglobin yapısına katılmasının bizim için önemi yok. İyot, tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonunun yapısına katılır. Şimdi küçük bir hormonal sistem hatırlatması yapacağım. Umarım hatırlarsınız. İşte bu tip durumlar olduğu için ben ilk önce anatomiden bahsediyorum normalde ama sizde biraz ufak bir terslik oldu. Şimdi bizim tiroid hormonu salgılama mekanizmamız şöyledir. Hipotalamus hipofizi uyarır. Hipofiz TSH, tiroid uyarıcı hormonla tiroid bezini uyarır ve tiroid bezinden tiroksin hormonu salgılanır. Bunun yanında kalsitonin de salgılanır. Tiroksin hormonunun görevlerine uzun uzun değinmeye gerek yok ki endokrin sistemde değineceğiz. Ama şu cümleyi o zaman da söyleyeceğim. Aklınızın bir kenarına yazın. Tiroksin eşittir enerji. Yani her bir hücrenin ne kadar oksijen emeceğini, ne kadar enerji üreteceğine karar veren hormondur. Mevzu şu. Tiroid uyarıcı hormon, vücutta yeterli miktarda iyot olmadığında tiroid uyarıcı hormon, tiroid bezini uyarır. Ama tiroid bezi tiroksin üretemez. Çünkü ortamda yeterli miktarda ne yok? İyot yok. Tiroksin hormonunun eksikliğinden dolayı tekrar hipotalamus, tekrar hipofiz, tekrar TSH, tekrar tiroid bezi. Bu bir döngü halinde devam eder. Bir süre sonra tiroid bezi strese girer. Kandaki aşırı TSH artışı yani tiroid uyarıcı hormonun aşırı salgılanması tiroid bezini strese sokar. Ya benim galiba büyüklüğüm bu vücut için yeterli değil diye düşünüp bez mitoz bölünmelerde kendi büyüklüğünü arttırır. Ve bu dış guatr dediğimiz hastalığın oluşmasına sebep olur. Tiroksin hormonuna geldiğimizde yine burada keratinizm, Hashimoto, miksodemi gibi hastalıklar var. Bunların sebeplerine ve mekanizmalarına bakacağız ama iyot eksikliğinde tiroksini, demir eksikliğinde kansızlığı ve kalsiyum eksikliğinde osteomalazit, raşitizmi pek şıklarda göremezsiniz. Çünkü buna sebep olan dediğim gibi D vitamini eksikliği de burada var. Raşitizmin genetik olayı birazcık daha raşitizm genel anlamıyla cücelik kavramı şeklinde de yorumlanabiliyor. Genelde osteomalazi bu tip bir soruda çıkacaktır karşınıza. Basit olarak kemik yumuşaması olarak çevrilebilir, önemlidir. Şimdi buraya kadar problem yoksa bir tablo halinde aslında buraya aldım. Çok dediğim gibi hangi besinde bulunduğu bizi çok ilgilendirmiyor. Genellikle eksikliğinde ortaya çıkacak durumlar, hastalıklar bizi ilgilendiriyor. Kalsiyumda raşitizm, osteomalazi, fosforda kemik yapısında bozulmalar, kükürtte kellik, büyüme geriliği, sodyumda kramplar, klorda yine kramp oluşumu, potasyumda kalp ritminin bozulması,
Magnezyumda sinir sistemi bozukluğu, demirde yorgunluk ve kansızlık. Bak bu yorgunluğun oluşmasının sebebi şu, onu tekrar söyleyeyim. Şimdi demir bir de ne yapıyordu? Hemoglobinin yapısına katılıyordu. Dolayısıyla hemoglobin doku ve organlara oksijen taşıyan protein. Kimin içinde? Alyuvanın içerisinde. Şimdi yeterli miktarda hemoglobin üretemediğin zaman doku ve organlara yeterli miktarda oksijen götüremiyorsun. Bu da yorgunluk hissinin oluşmasına sebep oluyor. Flor diş çürümesi ve iyot tiroid bezinin büyümesi yani guatrdır. Dediğim gibi bu nerede bulunuyormuş, ne işlev yapıyormuş çok bizi ilgilendirmiyor ama hastalıkları bilmek gerekir. Organik maddelere gelince bunlar canlılar tarafından üretilebilen maddelerdir. Bu şu demek değil, her canlı bütün organik maddeleri üretebilir. Böyle bir durum söz konusu değil. Ama üretebilen canlılar var. Örneğin fotosentez yapan bir çam ağacı bu saydıkların hepsini kendisi üretebilir ama biz glikoz üretemeyiz mesela. Bunlar proteinler, yağlar, karbonhidratlar, nükleik asitler, DNA ve RNA, enzimler ve vitaminlerdir. Şimdi burada enerji üretiminde ben bu arkadaşların proteinlerden yararlanırım, yağlardan yararlanırım, karbonhidratlardan yararlanırım. Ama vücut bunları kafasına göre kullanamaz. Bunların bir sırası vardır. Tekrar söylüyorum, özellikle tekrar altını çizerek söylüyorum, vitaminler enerji vermez. Ve benim enerji için gerçekleştiğim olayın adı solunumdur. Oksijenli olur, oksijensiz olur, fermantasyon olur, önemli değil. Enerji için gerçekleştirdiğim olayın adı, tekrar söylüyorum, solunumdur. Şimdi ben bu protein, karbonhidrat ve yağları kafama göre kullanamam. Bunların bir kullanım sırası vardır. Bunların kullanım sırası vardır. Bir numarada ben karbonhidratları kullanırım. Bu ÖSS'de çıkmış sorudur ama size sorulmadı. Bu sırayı bilmek lazım. Yani bak şimdi şöyle mesela bunun grafik soruları da var. Bir adamı uzun süre aç bırakırsan ilk önce vücudundaki karbonhidratlar azalır ya da biter. Sonra yağlar, en son proteinleri kullanırız. Bunun sebepleri var. Karbonhidratların enerji verimliliği düşüktür. Yani ben çok enerji elde etmek istiyorsam aslında yağları parçalamam lazım. Enerji verimliliği en yüksek, yani 1 gram karbonhidrat, 1 gram yağ, 1 gram proteini sıraladığım zaman en fazla ATP'yi, yani enerjiyi yağdan elde ederim. En azı ise karbonhidrattan elde ederim. En fazla enerjiyi yağdan elde ederim. En azını ise karbonhidrattan elde ederim. Kullanım sırası, tekrar söylüyorum, çok önemli. Bir numarada karbonhidratlar, iki numarada yağlar, üç numarada proteinler. Burada isterseniz çok az, pek çıkma ihtimali olmadığını bilerek çok az bir ayrıntıya girmek istiyorum. Şimdi burada bir şey var. Burada bir tezatlık var. Yani ben en çok yağdan enerji elde ediyorsa niye birinci sırada yağ kullanmıyorum? Bu bir tezat. Şimdi birinci sırada yağın kullanılmamasının sebebi yağların parçalanmasının zor olmasıdır. Yağların hem sindirilmesi zordur hem de oksijenin sonunda parçalanması zordur. Yağı oksijenin sonunda parçalamak istiyorsan ben önce ona bir beta oksidasyon tepkimesi uygulamam gerekir yağ asitlerini. Yani önce bir tepkimeye sokmam gerekir. Ondan sonra kullanmam gerekir. Böyle çok ayrıntısını bilmenize gerek yok. Yağlar bir, parçalanması zordur. İki, yağlar parçalandığında fazla miktarda karbondioksit açığa çıkar. O yüzden yağlar birinci sırada tercih edilmez. Proteinler birinci sırada tercih edilmez çünkü temel yapı taşlarıdır. Temel yapı taşlarıdır. Birinci sırada ben karbonhidratları tercih ediyorum. Bu birincisi. İkincisi, sonuçta bu arkadaşların hepsinin yapısında karbon, hidrojen, oksijen var. Ne oluyor da ben yağdan daha fazla enerji elde ediyorum? Bu da ikincisi. Yağdan daha fazla enerji elde edilmesinin sebebi dediğim gibi ayrıntıdır. Hani meraklısına diyeyim ben buna. Yağların yapısında fazladan hidrojen olmasıdır. Yağların yapısında fazladan hidrojen olması benim yağdan daha fazla enerji elde etmeme sebep olur. Üçüncü sıralama yapı maddesi. Yani bir hücrenin yapısında bulunma oranları en fazla protein bulunur.
Oran %65 civarı yanlış hatırlamıyorsam. Sonrasında yağlar en az karbonhidratlar bulunur. Şimdi KPSS bunu geçen sene, ondan önceki seneme sordu, size sordu bunu. Erken çocukluk döneminde iyi bir enerji kaynağı olan sinir sisteminin gelişmesinde ve bazı vitaminlerin eniminde rol oynayan ve eksikliği halinde büyüme sorunlarını yol açabilen besin üyesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. En iyi enerji kaynağı, yani enerji potansiyeli en yüksek olan bileşik hangisidir? Yağdır. Şimdi buraya kadar olan kısımla ilgili son bir şey daha söyleyeyim. Şu kullanım sırasını sormadı. Bu kısmı önemsiyorum. Bunun sorusu çıkacaksa da ya dediğim gibi uzun süre aç bırakılmış bir adamdaki ÖSYM yılını tam hatırlayamıyorum. 90'ların sonu olması lazım. Bunu sordu. Dedi ki uzun süre keşke alsaydım. Uzun süre aç bırakılan bir adamın vücudundaki organik madde değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir dedi. Grafikte ara vereceğim. Aradan sonra bu soruyu çözeceğim size. Grafikte ilk biten karbonhidrat, sonra yağ, sonra protein şeklindeydi. Şimdi buraya kadar olan kısımla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa yardımcı olayım. Yoksa ben karbonhidratlardan devam edeceğim. Tamam, sormak istediğiniz bir şey. Yok hocam, teşekkür ederiz. Yok galiba. Peki. Şimdi karbonhidratlar az önce de söyledim. Birinci dereceden enerji vericidirler. Yani ben enerji üretirken bir numarada karbonhidratlardan, açtığım parantez, glikozdan faydalanırım. Glikoz benim temel enerji kaynağımdır gençler. Hücre zarının yapısına katılırlar. DNA ve RNA'nın yapısına katılırlar. Hatırlayın, DNA'nın yapısında deoksiriboz, RNA'nın yapısında riboz şekeri bulunur. Çok ayrıntısına girmiyorum. Bunlar 5 karbonlar, 6 karbonlar şeklinde ayrılıyor da ben çok ayrıntısına girmiyorum. Bu arkadaşlardan ama enerji elde edemem. Demek ki ben monosakkaritlerden, yani tek şekerlilerden enerji elde ederim. Doğru cümle. Tüm tek şekerlilerden, tüm monosakkaritlerden enerji elde ederim. Yanlış cümle. Riboz ve deoksiriboz DNA ve RNA'nın yapısında bunu kesin enerji vermez. Ben bitkilerde karbonhidratı nişasta olarak depo ederim. Buraya almamışım, bir yere mutlaka not alın bu söylediğimi. Hayvanlarda ve mantarlarda glikojen olarak depo ederim. O yüzden hani bu vejeteryan, vegan, onların böyle arkadaşlar diyeyim. Çok ortak noktamız olmayan arkadaşlar. Bu arkadaşlara önerilen besin kaynaklarından biridir mantar. Çünkü mantarda hayvansal karbonhidratlar bulunur. Glikojen hayvansal bir karbonhidrattır ve mantarlar glikojen depo ederler. Tamam mı? Bu önemli. Nasıl? Gözümden kaçmış. Kusura bakmayın. Bir yere notunuzu alırsınız. Tekrar söylüyorum. Bitkiler depo karbonhidratı olarak nişastayı kullanır. Hayvanlar ve mantarlar glikojeni kullanır. Glikojen hayvansal bir karbonhidrattır. Bu önemli bir nokta. Geldim. Selüloza. Selüloz hücre çeperinin yapısında bulunur. Biz insanlar bu selülozu sindiremeyiz. Geviş getiren memeliler sindirim sisteminde bulundurdukları bakteriler sayesinde sindirirler. Yine kendileri sindiremezler. Bakteriler onlar için selülozu ne yapar? Sindirir. Buna mutualizm, karşılıklı fayda sonucu ortak yaşam denir. Şimdi yalnız şöyle bir durum var. Bu ÖSYM'nin 2017 YGS sorusu size sormadı ama size de sorulabilecek bir soru tipi olduğu için aldım. Şimdi demek ki ben kesinlikle selülozu parçalayamıyorum. Bunun yanında işte lignin, pektin gibi birikimler var. Bunları parçalamıyorum. Bu liflerin oluşmasına sebep olan birikimler var. Şimdi ama gidiyorsun bir tane diyetisyene. İlk söylediği şey lifli besinlerle besleniniz.
Ben hiçbir şekilde bu maddeden yani selülozdan hiçbir şekilde faydalanamıyorum. Aldığım gibi de atıyorum, öyle söyleyeyim. Hani biraz amiyane oldu ama. Şimdi o zaman nasıl oluyor da her diyetisyen bana lifli beslen, lifli beslen, lifli beslen diyor. Bunu 2017'de sordular. AYT sınavında, ikinci sınavda yani. Selüloz insanlar tarafından sindirilmeyip dışarıya atılmasına karşı sağlıklı bir diyetin önemli parçası olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakın sizde bu tip sorular bekliyoruz. Dediğim gibi bu giriş kısmından bekliyoruz. Yine az önce söylediğim gibi işte mantarda hayvansal karbonhidratların olması gibi bu tip noktaları unutmayacağız. Peki cevabımız ne olur burada? Niye bu manyaklar bize deli deli selüloz ya da lifli besinler yiyin, lifli besinler yiyin diyor? Var mı cevabımız? Sonuçta benim lifli besinden herhangi bir organik bileşik, mineral mı herhangi bir şey almak gibi bir durumum söz konusu değil. Aldığım gibi dışarı atıyorum onu. Onu sindirebilecek enzimler selülazdır bu arada enzimin adı. Benim yapımda yok. Niye ikide bir bunu yiyin diyorlar bize? Alo, orada mısınız? Şş, bir ses verin lan. B diyen dostlarım var, C diyen dostlarım var. Şöyle söyleyeyim. Ben bu lifli besinlerden sağladığım temel fayda benim sindirim kanalımın temizlenmesi ve bunun sonucu olarak da, evet E diyen doğru demiş, bunun sonucu olarak da sindirim kanalı temizlendikten sonra o kanal içerisindeki, burada kanaldan kasıt ince bağırsaktır, o kanal içerisindeki hücrelerin yüzeyleri temizlendi. Oradaki ölü hücreler, yıpranmış hücreler gitti. Altta yeni hücreler var. Hücrelerin daha fazla mukus uyarmasını sağladı. Mukus salgılamasını sağladı. Yani sindirim sisteminin sağlığı için geçerlidir. Sindirim sisteminde göreceğiz. İnce bağırsağımızda villuslar var. Mikrovillüsler vesaire. Bu arkadaşlar hem mukus yani sindirim enzimleri salgılıyorlar hem de bu sindirilmiş besinlerin kana ve lenfe geri emilimini sağlıyor. İşte bu arkadaş hem toksit maddelerin atınımını sağlıyor bu lifli besinler hem de sindirim kanalındaki hücrelerin mukus salgılamasını uyarıyor. Bu yönüyle faydalıdır. Yoksa bir besin değeri tırnak içerisinde yani parçalayıp yapıya katabileceğim bir besin değerini değeri yoktur. Selülozun ya da o liflerin posanın artık ne diye çıkarsa. Sizde posa diye çıkma ihtimali daha yüksek. Selüloz diye soracaklarını pek tahmin etmiyorum. Geldim son önemli noktaya. Buna da yine insülin glikagon hormonunda daha ayrıntılı değineceğim ama burada da bilmekte fayda var. Beyin hücreleri yalnızca glikoz tüketirler ve beyin insülini ve glikagonu biliyoruz. Kandaki şeker miktarını ayarlamaktan sorumlu hormonlar. Beyin kendi şeker miktarını kendisi ayarlar. Bakın buradan da bir sonuç çıkartabilirim size yine hastalıklarla ilgili. Bir insanın kan şekeri yükseldiğinde bunu hemen hissedemez. Hatta bazen hissedemediğinden dolayı şeker komasına girebilir. Genelde bunun en kolay, tabii birkaç belirtisi var işte susuzluk, aşırı su içme, aşırı idrara çıkma, aşırı sürekli acıkma gibi belirtileri var. Ama bir adamın kan şekeri düşerse bunu hemen hisseder. Hemen elin ayağın bir titremeye başlar. Gözün kararır. Sebep budur gençler. Çünkü beynin tek enerji kaynağı glikozdur. Diğer dokularımızda durum bu değil. Yeterli miktarda glikoz olmadığında yağlardan az önce gördük proteinlerden enerji elde edebilir. Ama beyinde böyle bir durum yok. Beyinde glikoz varsa enerji üretir. Glikoz yoksa alarm zilleri çalmaya başlar. Kan şekerin düştüğünde beyin kandaki şekerin kendisine yeterli gelmeyeceğini hissettiği anda sana uyarılar gönderir işte. Elin ayağın titrer, gözün kararır. Eğer sen o ara bir şeker tüketmezsen beyin hemen tak fişi çeker. Seni bayıltır, bayılırsın yani. Dolayısıyla diye bayıldığın için diğer organların çalışma hızı düşer. Dolayısıyla glikoz ihtiyaçları azalır ve beyin
kandaki glikozu kendisine ayırır. O sebeple kan şekerin düşünce bunu hemen hissediyorsun ama yükselince hemen hissedemiyorsun dedim. Şimdi karbonhidratlardan sonra yağlara geçtik. Bir numara yağlar en değerli, en yüksek enerji vericidirler. Bunun sebebi yapısında bulundurdukları hidrojendir. Beyin bir şey üretiyor demedim Gülsüm Hanım. Yani beyin kendi kan şekerini kendisi ayarlar. Şimdi insülin glikagon ne yapıyor? İnsülin kan şekerini düşürüyor. Glikagon kan şekerini arttırıyor, değil mi? Böylece doku ve organlara gidecek şeker miktarı ayarlanmaya çalışıyor. İnsülin hormonlarla ilgili ufak bir açıklama yapayım. Nasıl olsa buradan sonra onu anlatacağız. Hormonlar hedef organlara göre çalışır. İnsülinin hedef organı beyin ya da sinir sistemi hariç bütün vücuttur. Beyin kendi şeker miktarını kendisi ayarlar. İnsülinden bağımsızdır yani. Birinci derecede enerji vericidirler. Oksijenin solunumla parçalandıklarında fazla miktarda su ve fazla miktarda enerji açığa çıkar. Hem fazla miktarda suyun açığa çıkmasının hem fazla miktarda enerjinin açığa çıkmasının temel sebebi yapısında çok fazla hidrojen bulundurmasıdır. Dediğim gibi bu ayrıntı sizi çok ilgilendirmez. Mesela kış uykusuna yatan hayvanların, işte göçmen kuşların, çöl hayvanlarının yağ depo etmelerinin sebebi budur. Parçalandığında su açığa çıkması. Hücre zarının yapısına katılırlar. Bizi ilgilendiren kısım buradan sonraki kısımdır. Öncelikle hormonların yapısına katılırlar ve vitaminlerin, açtım parantez, D vitamininin yapısına katılırlar. Dolayısıyla düzenleyicidirler. Tekrar söylüyorum, insan üreme hormonları deyince aklımıza gelen işte erkekte testosteron, kadında östrojen, progesteron, steroid hormonlardır. Şimdilik bu kadarını bilseniz yeterli. Yani yağ yapıldırlar. Hatırlayın menstrual döngüyü. Corpus luteum evresi. Ovülasyon gerçekleşti. Folikül kesesi yırtıldı. Yumurta kanalına düştü. O folikül kesesinin içerisi yağ damlacıklarıyla doluydu. İşte o yağ damlacıkları steroid. O yüzden corpus luteum ismini alıyordu. Sarı cisim demek. O yağ oranın sarı bir görüntü oluşturmasına sebep oluyor. Ve o buradan yüksek miktarda bu steroidler, yüksek miktarda progesteron ve az miktarda östrojen salınmasına sebep oluyordu. İç organların etrafını sarar, mekanik etkilere, darbelere karşı korur. Kuşların uçmasını kolaylaştırır. Bunlar benim için önemli değil. 8 numara benim için önemli. Vitaminlerde göreceğiz. Adek vitaminlerinin, yani bunlar yağda eriyen vitamindir. Bunların çözülmesi, geri emilmesinde görevlidir. Adek vitaminlerinin çözülmesinde ve geri emilmesinde görevlidir yağlarda. Şu proteinlerinden de biraz bahsedeyim. Ondan sonra çok şey değil, bir ara veririz dedim. Proteinler temel yapı taşları. Enzimlerin, hormonların yapısına katılıyor. Enerji üretiminde ben son sırada kullanıyorum. Çünkü temel yapı taşın protein miktarındaki azalma vücut bütünlüğünün bozulmasına sebep olacaktır. Çünkü enzimler gerçekleştirmesi gereken tepkimeleri gerçekleştiremeyecektir. Hormonlar dengelemesi gereken vücut olaylarını dengeleyemeyecektir. Örneğin kan şekeri gibi mesela atıyorum. O yüzden tercih edilmez. İki numara akyuvarların ürettiği antikorların yapısına katılır. Bakın bunu bağışıklık sisteminde de söyledim. Bu yanlış değilsem 2018 ÖSS sorusudur. Öğrenci arkadaşlar ve tabii siz öğretmen arkadaşlar da bazen iyi kıvırdım öğretmeni. Öğretmen arkadaşlar bazen bu hataya düşüyor. Antikor bir hücre değildir. Antikor bir proteindir. Daha basit söylemek gerekirse antikor bir zehirdir. Görevi vücuda giren patojenlerin enzim sistemlerini bozmaktır.
ÖSYM sorusu şöyleydi. Aşağıdakilerden hangisi antikor için yanlıştır diye sormuştu. İşte cevap yalancı ayaklarla beslenirdi. Bu beslenemez. Bu bir proteindir. Bir hücre değildir. O antikor akyuvar karıştırması çok gerçekleşen bir durum. Onu yapmıyoruz. Dokuların onarılmasında görevlidir. Bizde onarılma dediğimiz şey mitoz bölünmedir. Hatta mesela şeker hastalığının temel sebebi ki oraya gelince değineceğiz. Glikozun kandan hücrelere geçememesidir. Glikoz kandan hücrelere geçemediği için hücreler enerji üreteceği zaman glikozu kullanamıyor. Mecburen kimi kullanıyor? Yağ kullanıyor. Yağ parçalaması zor. Bir süre sonra proteini parçalamaya başlıyor. O yüzden şeker hastalarında yaralar geç iyileşir. Çünkü proteini parçalamak dokuların onarılmasını, açtım parantez, mitoz bölünme hızını düşürür. O yüzden şeker hastalığının bir belirtisi de yaraların geç iyileşmesidir. Mümkün olduğu kadar bu arkadaşlara cerrahi müdahalede bulunulmaz. Sebep bu. Devam ediyorum. Az önce söyledim. Hemoglobin yani solunum sistemindeki temel protein. Oksijen ve karbondioksit taşınması da görevlidir. Kanı pıhtılaşmasında fibrinojen, protrombin gibi karaciğerden üretilen proteinler görev alır. Kasların kasılmasında aktin miyozinler görev alır. Yine kanın yoğunluğunun düzelmesinde görevlidir. Biz proteinleri depo etmeyiz. Bu da bir hastalığa sebeptir. Proteinleri depo edemememiz bir aşırı alınımında gut hastalığının oluşmasına sebep olur. Birazdan değineceğiz. Peki ben yeterli miktarda protein almazsam ne olur? Yeterli miktarda protein almazsam vücut direncim düşer, yaraların iyileşme hızı düşer, karaciğer yetmezliği, özellikle embriyonik dönemde veya çocukluk çağında zihinsel gerilik, kaslarda kasılma problemleri meydana gelir. Protein depolanamaz. Tekrar söylüyorum. Mecburen ben bu arkadaşın fazlasını yağa dönüştürür, öyle depo ederim. Göbek bölgesinde. Bu durum karaciğer böbreklerde hasara sebep olur. Aynı zamanda gut hastalığının oluşmasına sebep olur. Aşırı protein alınımı gut hastalığına sebep olur. Eskiden zengin hastalığı diye bilinirdi. Evet. Vitaminler son başlığım. En azından giriş kısmı ile ilgili. Vitaminleri bitirdikten sonra bir ara vereceğim. Dönüşte buraya kadar olan kısımla ilgili sorunuz varsa tekrar edeceğim. Dediğim gibi en fazla bir hafta fazla ders yaparız. Çok mühim değil. Şimdi bu kısım önemli. Buradan sonrası emin olun hikaye. Yani sadece notları bir defa okusanız bile yeterlidir. Anlaşılmayacak hiçbir şey yok buradan sonrasında. Ama buraya kadar olan kısım önemli. O yüzden buranın üzerinde duracağız. Vitaminlerin özellikleri, görevleri az önce söyledim. Vitaminler bak bu çok önemli. Çok önemli. Vitaminler enerji vermez. Yine öyle yanlış bilgiden kaynaklı bir durum. Genelde dedim ya işte yorgunluk, vücut direncinin düşüklüğü, hastalıkta hemen bir vitamin alayım, enerjik olayım gibi böyle bir sosyal öğrenme var. Yanlış bir sosyal öğrenme. Tekrar söylüyorum. Vitaminler enerji vermezler. Vitaminler sindirime uğramazlar. Vücutta düzenleyici olarak görev yaparlar. Ve vücut direncinin arttırılmasında görev alırlar. Ben vitaminleri ikiye ayırırım. Yağda eriyenler, suda eriyenler diye. Yağda eriyenler A, tek vitaminleridir. A, D, E ve K vitaminleri. Yağda çözünür. Yağda çözüldüğü için bu arkadaşların fazlasını ben karaciğerde depolarım. Şimdi fazlası karaciğerde depolanır. Buradan çıkartılacak iki tane sonuç var. Birincisi demek ki bu adamın eksikliği vücutta hemen hissedilmiyor. Örneğin atıyorum ben K vitaminini alamadım 2 ay, 3 ay, 5 ay neyse. Vücut hemen o eksikliği belli etmez. Çünkü karaciğerde depo edilmiş halde vardır. Ve oradan kullanır. Sıkıntı yok. Bu iyi yönü.
Bir de bunun kötü yönü var. Aşırı alınması zehir etkisi yapar. Yanlış değilse, ben belgeselin yalancısıyım, onu söyleyeyim. Kutup ayılarının karaciğerinde 20 insanın bir yıl boyunca ihtiyaç duyacağı oranda K vitamini bulunurmuş. Yani olur da bir gün, tabii hayvan severiz, o anlamda söylemedim ama kutup ayısının karaciğerini 3 kişi şöyle bir mangalda yapıp yiyelim derseniz muhtemelen üçünüz de ölürsünüz. K vitamini zehirlenmesinden. Aşırı alınması zehirlenmeye neden olur. Suda eriyen vitaminler C ve B vitaminleri. B bir grup vitaminidir. Bu arkadaşlar suda çözündükleri için depo edilemezler. Yani sen bu arkadaşları B ve C vitamini günlük alman gerekir. Vücuduna aldığın C vitamini 24 saat durur. 24 saat içerisinde kullandın, kullandın, kullanmadın, idrarla dışarıya atarsın. Evet, biraz yüzeysel oldu ama basitçe bu. Dolayısıyla bu adamların fazlası, yani aşırı alınması herhangi bir zehirlenmeye sebep olmaz. Çünkü vücut bunu böbreklerden dışarıya atar. İdrar yoluyla biz bunu dışarıya atarız. Çok da problem değil. C vitamininde durum bu ve B vitamininde de. Yani suda eriyenler depo edilemiyor. Depo edilemedikleri için günlük alınması gerekiyor. Bu kötü bir şey. Aşırı alınmasında zehir etkisi yapmıyor. Bu da iyi bir şey. Şimdi vitaminlerin dediğim gibi hangi besinlerde bulundukları beni çok ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey vitaminlerin, ki geçen senenin sınav sorusudur bu kısım. Vitaminlerin eksikliğinde ortaya çıkan durumlar. A vitamini eksikliğinde gece körlüğü oluşur. Tavuk karası da denir. Duyu organlarında mekanizmayı anlatacağım ama basitçe şöyle söyleyeyim. Karanlıkta A vitaminiyle beraber benim gözlerimde rodopsin denilen bir pigment üretilir. Bu pigment benim daha iyi görmemi sağlar. O yüzden karanlığa ilk girdiğinde hiçbir şey görmezsin. Şöyle ilk önce göz bebeklerin büyür. Daha sonra A vitamini rodopsin üretir. Ve daha net görmeye başlarsın. Sonra biri ışığa açtığında gözünün önünde bir kamaşma oluşur. Onun sebebi o rodopsinin parçalanmasıdır. Çünkü ışık varlığında parçalanan bir bileşiktir bu. Dolayısıyla rodopsin üretilemediği için A vitamini eksikliğinde gece körlüğü görülür. Galiba diğer adı tavuk karasıydı. Emin olmamakla birlikte öyle kalmış aklımda. D vitamini eksikliğinde kalsiyumun geri emilimi zarar görür. Bu da raşitizm ve osteomalazi denilen hastalıkların oluşmasına sebep olur. E vitamininde kısırlık, K vitamininde ise kanın geç pıhtılaşması. Pıhtılaşma mekanizmasında da durum şu. K vitamini, kalsiyum ve enzimler tromblastin denilen bir salgı oluşturacak. Bu da protrombinin trombine dönüşmesini sağlayacak. Yani kandaki pasif olan pıhtılaşma proteini aktif hale gelmesini sağlayacak. Normalde benim pıhtılaşma proteinlerim protrombin ve fibrinojen kanımda karaciğer tarafından üretilir. Kanda pasif olarak bulunur. Ama bir yaralanma anında işte K vitamininin etkisiyle kan pulcuklarından, damardan bir tromblastin salgılanır ve bu pasif olan proteinin aktif hale gelmesini sağlar. O yüzden K vitamini eksikliğinde, özür diliyorum, kanın pıhtılaşması gecikir. B vitamininde B3'te beriberi, B1'de beriberi, pellagra, görme bozuklukları ve anemi, buraya yazmamışım, bir yere not alın, B12'de, B12 eksikliğinde anemi hastalığı ortaya çıkar. C vitamini skorbut hastalığıdır. Temel belirtisi diş etlerinde kararma, çekilmedir. Ve uzun zaman, gerçi son çok bayağıdır görmüyorum sorularda böyle bir şey ama gemici hastalığı olarak da bilinir. Çünkü C vitamini taze sebze meyvede bulunuyor ve ben bunu günlük almam gerekiyor. İşte korsanları düşünün.
Teknoloji yok. Yani taze sebze meyveyi yemeyecek. Bir açılıyor denize. 6 ay karaya ayak basmıyor. 24 saat sonucunda vücudunda C vitamini olmuyor. Dolayısıyla korsanların bu Jack Sparrow amcamda olduğu gibi filmi muhtemelen hepiniz seyretmişsinizdir. Böyle diş etleri çekilmiş, diş etleri siyah, dişleri eksik. Gerçekte de öyleydi. Çünkü o hastalığın sebebi C vitamini eksikliği. Yani taze sebze meyve tüketememesidir. Hastalığın adı da skorbut hastalığıdır dedim. Ve burada kaldım. Şimdi bir 10 dakika ara vereceğim. 10 dakikanın sonunda gençler tekrar